Hardware Plus'tan herkese selamlar, ben Ali Karşınızda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi benim en sevdiğim işlemci serisinden Dimensity'nin şu anda Türkiye'deki en güçlü iki tane işlemcisini kıyaslayacağız. Daha öncesinde ne yapmıştım? Görmüş olduğunuz gibi buradaki Xiaomi 12T'deki Dimensity 8100 Ultra ile beraber 11T'deki Dimensity 1200 Ultra'ya kıyaslamıştım. Şimdi de yakında ülkemizde satışa çıkacak olan Tekno Phantom X2 veya X2 Pro'nun içerisinde bulunan Dimensity 9000 işlemcisini kıyaslamak istiyorum. Çünkü arasında farklar olabileceğini düşünüyorum. Sizlerle hep beraber ben de görmüş de olacağım. Çünkü Dimensity 9000 aslında amiral seviyesinde olan bir işlemci. Burada 8 100'e baktığımızda orta üst seviyenin en üstüne hitap edebilecek bir işlemci olduğunu da görebiliyoruz. Bakalım arasında nasıl bir performans farkları olacak? Ben de çok merak ediyorum. Antutu testini yapacağız, Geekbench yapacağız, 3DMark testini yapacağız ve en sonunda da PUBG'de acaba ne kadar açabiliyorlar? En yüksektir Ultra HD'de açabiliyorlar mı? 90 FPS destekleri var mı? Onları da sizlere göstermekte istiyorum. Ben tabii ki tepe açımı da kurdum. Hemen şöyle telefonu masaya yerleştireyim. Görmüş olduğunuz gibi iki telefon da karşımda bulunuyor. Sol taraftaki cihazım buradaki Tecno Phantom X2 Pro. Sağ taraftaki cihazım ise burada Xiaomi 12T modeli. Şöyle iki telefonda getiriyorum. Bakalım arka planda çalışan bir şey var mı? Hayır yok. Şöyle geliyorum bu taraftan. Burada görmüş olduğunuz gibi uygulamalarımı kurdum. Hemen Antutu ile başlayalım. Şöyle bir şey yapacağım bir de. Tabii ki de Xiaomi 12T'de performans modunda aktif edeceğim. Herhangi bir şekilde performans modu burada Tekno'da bulunmuyor. En azından yazılımsal olarak bulunmuyor. Şöyle bir fark bulunuyor arasında. Bunlar daha öncesinde yaptığımız testlerde. Bakalım gerçekten böyle bir fark olacak mı onu da görmek istiyorum. Sıcaklıklara baktığımda şu an biraz daha Xiaomi 12T'nin sıcak çalıştığında görebiliyorum. Şarjlarında çok benzer olduğunu görüyorum burada. X2 Pro'da 89, Xiaomi 12T'de de 91 olduğunu görüyorum. Bakalım şöyle biraz ortalayayım ben sizlere de iyi olsun. Şu şekilde testi başlayalım. Atalım. Sonrasında hep beraber buradayız. Müzik Ve sonuçlar karşımızda bulunuyor. Sanki böyle şey 12 tane takıldığını hissetmiş gibiydim ama sonrasında kendini toparladı. Arasında da gerçekten az önceki farktan çok farklı olmayan bir ...fark bulunuyor. Detaylarına baktığımızda... ...bu şekilde çoğunlukta... ...burada tabii ki de Dimensity 9000'in... ...önde olduğunu görebiliyorum. CPU tarafındaki... ...farkımızda yaklaşık 34000'lik... ...gibi bir fark da bulunuyor. GPU tarafında da burada baktığımızda... ...yaklaşık olarak 60000 binlik fark var. Memori tarafında yani hafıza tarafında... ...aralarında çok fark olmasa da... ...yine 10000'lik 10 bir fark bulunuyor. Sonrasında UX yani arayüz tarafına... ...baktığımızda yaklaşık olarak da... ...14000-15000'lik fark bulunuyor. Ama dikkatiniz çekti mi bilmiyorum burada Dimensity 9000'in biraz daha fazla ısındığını görebiliyorum. Burada 13 derece ısınırken Dimensity 9000, Xiaomi 12T'deki 8100 Ultra işlemcisi ise 5.2 olarak ısınmış ve batarya tarafında 6 düşüş olmuşken burada X2 Pro'da, Phantom X2 Pro'da Xiaomi 12T'de %4 düşüş olmuş. E tabii ki bataryaları da aynı boyutta değil 5000 mAh. Çok daha düşük bir batarya var burada. O yüzden yani ikisi de 5000 mAh olsaydı belki eşit olacaktı ama bu aradaki iki %2'lik fark çok da gözetilecek bir şey olmamalı diye söyleyebilirim sizlere. Şöyle ikisini de buradan kapattıktan sonra Geekbench tarafına geçelim ve tekli çekirdek ve çoklu çekirdek puanlarını buradan da görmüş oluruz. Şuradan başlatalım. Müzik ve sonuçlar karşımızda bulunuyor. Dikkat etmeniz gereken nokta şu ki Tekli çekirdek skorunda Tecno Phantom X2 Pro'lu burada Dimensity 9000 1232 puan aldı. 1000 barajını aşmış durumda. Ama Xiaomi 12T'deki Dimensity 8100 Ultra işlemcisi tekli çekirdekte 919 puan almış. Çoklu çekirdeklere baktığımda arasında da yine çok bir fark bulunmuyor ama yine de burada Dimensity 9000'in biraz daha önde olduğunu da görebiliyoruz. Bu şekilde de sizlere çoklu çekirdek ve tekli çekirdek performanslarını da göstermiş de oluyorum. Bundan sonraki testim 3D Mark olacak. 3D Mark'ta fazla testlerimiz var. Bunlardan en yüksek olandan White Life Ekstrem testini yapacağım. Sonrasında da stres testini yapacağım ve sonuçları da hep beraber görmüş olacağız. Şöyle testi başlatalım. ve sonuçlar karşımızda Wildlife Extreme Test'inde burada Dimensity 9000 burada 2408 puan alırken Xiaomi 12T'de 8100 Ultra 1555 puan aldı. Görmüş olduğunuz gibi FPS değerleri de bu şekilde 9.3 FPS Dimensity 8100 Ultra sonrasında 14.40 FPS veya 4 FPS olarak da Dimensity 9000'i de görmüşte oluyoruz. Şöyle bir de Extreme'den testinde stres testine sokalım bakalım neler olacak onu da hemen başlatalım. thank <laughs> you Ve görmüş olduğunuz gibi sonuçlar karşımızda duruyor. Aslında gerçekten şaşırdığım bir sonuç oldu. Niye diyeceksiniz? Stres testinde stabilitede de burada %75.6 alırken aslında Dimensity 9000 burada 8100 Ultra'ya baktığımızda stabilite de %98.3 aldı. Yani gerçekten şaşırdığımı söyleyebilirim. İkisinde çok benzer sonuç almasını bekliyordum ve yüksek olmasını bekliyordum stabilitede. Ama burada daim 9000 biraz daha aşağıda olduğunda söyleyebilirim. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şu anda burada görmüş olduğunuz Tekno Phantom X2 Pro lansmanda tanıtılan ürünlerden bir tanesi. Türkiye'de satışa çıktığında hazır bir şekilde gelecek. Belki de sample ürünlerden bir tanesi olduğu için de bu şekilde bir stabilitede performans gösterdiğini görebiliyorum. Sizler de zaten şöyle baktığınızda grafik tarafına düşüş de gözlemlemiş olacaksınızdır diye söyleyebilirim. Şöyle çıkışını yapalım ve şuradan da arka plandan da uygulamaları da temizleyelim. Bu şekilde temizledikten sonra bir de PUBG'ye bakalım. Bakalım PUBG'de aslında ikisi de yüksek performans göstermesi gerekiyor. Şunu da söyleyebilirim. İkisi de bayağı bir ısınmış durumda. Hatta sizlere şöyle göstereyim onu da. Antutu'ya girdikten sonra ne kadar sıcak olduğunu görebilir yani batarya sıcaklığında bir tanesi 41 derece bir tanesi 41.9 derece CPU tarafında ise 57 derece burada gösteriyor X2 Pro CPU tarafında 12T ise 43.3 derece olarak gösteriyor hatta şuradan CPU derecesi 63 olarak güncellendi şu anda kendisi gidip geliyor ortalamaya çalışıyor tabii ki de bu şekilde ısınmaları da mevcut olduğunu söyleyebilirim yine arka tarafı kapatalım ve PUBG'ye bakalım PUBG'de de neler olacak hatta şarjlarımıza da bakalım aynı testleri yaptık ve şöyle bir şey söyleyeyim. X2 Pro burada %67'ye düşmüş durumda yaklaşık olarak %89 ile başlamıştık. Sonrasında da burada %92 ile başladığım testte de %77'ye kadar gerilemiş durumda Xiaomi 12T ve Dimensity 8100 Ultra. İki telefonu da şöyle bir çevireyim ve... Şöyle ayarlar kısmına girelim. Çünkü bu telefonları aldığınızda en çok oynayacağınız oyunlardan bir tanesi de PUBG olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da söyleyebilirim sizlere. Birçok farklı modda bulunuyor tabii ki. Moddan kastım da buradaki grafik ayarlarından. Şöyle grafik ayarlarına giriyorum. Buradan da giriyorum grafik ayarlarına ve şunu görüyorum ki iki telefonda Ultra HD'de oyunu oynatabiliyor. Yaklaşık olarak aşırı yüksekte de oynayabiliyorsunuz. Yani 40-45 FPS aralığında oyunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ha ben bunu da oynamak istemiyorum derseniz de şöyle akıcıyı alıyorum. 90 FPS'te Xiaomi 12T'yi oynayabiliyorsunuz. Tekno Phantom X2'ye baktığımızda ise hatta X2 Pro'ya baktığımızda akıcı ayarlara geldikten sonra maksimumda şu anda aşırıda oynayabiliyorsunuz. Yani 60 FPS değerinde oynuyorsunuz. Yakın zamanda veya gelecek bir güncelleme ile de bence 90 FPS modu da açılacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de Mart ayında tekrardan bunu oturup konuşmamız da gerekiyor. Çünkü Türkiye'de satışa çıktığında belki dediğim gibi farklı bir versiyonla farklı güncellenmiş bir yazılımla gelebilir. Bu şekilde iki telefonda oynayabiliyorsunuz. Ha ben 90 fps istemiyorum derseniz de aşırıda da oynayabilirsiniz iki telefonda beraber. Hepsinde sinematik gerçekçi renkli klasik modlarında da rahat bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz diyebilirim. Ama beni gerçekten şaşırttı. Ne şaşırttı? Tekno Phantom X2'nin burada stabilite tarafında bayağı eksik olduğunu da görmüş oldum. Çünkü stres testinde kendisi %78'lere kadar inmiş durumda ama Xiaomi 12T'de Dimensity 8100 Ultra %98 olarak stabiliteye kalmış da bulunuyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu iki telefon ve iki işlemci hakkında? Yani bilmiyorum en azından dediğim gibi Dimensity 9000'in bu stabilite hakkındaki geride kalmış olması beni gerçekten çok şaşırttı. Eğer sizler de bu konu hakkında yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum daimensi 9000 hakkındaki yorumlarınızı. O zaman bir başka videoda, bir başka işlemci testinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.